tam otomatik gırgır. Şurada çok enteresan bir şey var. Onlarınki küçükmüş biraz. Ayıp. Ardında incir yenir. İncir sevmeyenin kendisine saygısı yoktur. Sevmeyen. Nice. Buranın çok enteresan bir hikayesi var. Harika bir stadyum görmeye hazır mısınız? Aydın Karacasu'dan selamlar. Çok sıcak bir gün ama bugün tarihi açıdan çok önemli bir yere gideceğiz. Ama vloguma kaldığım yerden başlamak istiyorum. Dün gece burada bir konakta kaldım. Karacasu'da çok fazla konaklama alternatifi yok aslında. Ama burayı bulduğum için de ayrıca şanslı hissediyorum kendimi. İşletmecisi emekli bir öğretmen ve eskiden Karacasu'nun belediye başkanlığını yapmış. Burası çocukluktan beri kaldığı, büyük babasıyla, büyük ninesiyle yaşadığı yermiş. Şu anda hem ailesinin anılarını devam ettiriyor hem de burayı böyle çok tatlı bir işletme haline getirmiş. Şurada odalar var. Burası benim kaldığım oda. Çevrede çok enteresan şeyler var. Onları göstermek istiyorum aslında size. Tam bir antika sever olduğu için bir sürü değişik şey var burada. Şunu ben ilk defa görüyorum bu arada hayatımda. Tam otomatik gırgır. Bayağı enteresan. %100 İskoç viskisi, 2 litre. Bu yörenin geleneksel kıyafetleri. Bakın bu Osmanlı'dan kalma bir levha. 46 yazıyor burada. Bu da yine Osmanlı'dan kalma bir sigorta levhasıymış. Şurada çok enteresan bir şey var. Silah sandığını böyle sehpaya çevirmişler. Ama orijinal bir sandık bu. Burada öğütme taşları var. Roma döneminden kalma. Şu sehpanın altındaki de şarap taşıymış. Pekmez taşıymış. Şurada da bir tane var. Dörtgen şeklinde bir kasa olduğu, o kasa sayesinde üzüm suyunun dışarı akmadığı, içinde kaldığını söylüyorlar. Şu da Roma'nın bir künkü, yani büzü diye tutaştıkları bir şey. Ha. O da çok eski. Tabii az 2000 yıllıktır o Roma. Nereden hep Geyre tarafından geldi? Bu Geyre'nin, Afrasas'ın bir köyünden buldu. Şunu Tavas'tan buldu. Bak o şey var ya, yuvarlak halka. Ha. Bunu biliyor musun? Onu göstereyim bak, onu anlatamam şimdi. Anlatabilirim de. O alttaki taş da bizimkine aynı taş o. Onlarınki küçükmüş biraz. Şeyinki, Romalılarınki küçükmüş biraz taşları. Aynı, o da bulgur yapıyormuş. Un yapıyormuş. Şu da, bak orada bir tane daha var. Şimdi Afrasız bütün bölgede Hadrian hamamları var. Hadrian hamamlarının kulesi. Alttaki taş. Neymiş bu taş? Hadrian hamamlarının kulesiymiş. Ayıp. Ayıp. Ben de onu Tavas'tan bir vatandaştan satın aldım. 750 liraya aldım o taşı. Hadi ya. İyiymiş. Ben seviyorum ya antika etüzler. Antika müthiş ya. Sen ne diyorsun ya. İnsanın böyle ailesinden kalma eski eşyaları böyle muhafaza edebiliyor olması çok güzel değil mi ya? Adam resmen bütün çocukluk anılarını, gençlik anılarını, her şeyi görebiliyor, yaşayabiliyor burada bence. Hmm. Oha. Ne oldu? Balına bakın. İncir sevmeyen de ne bileyim. Evet. İncir sevmeyenin kendisine saygısı yoktur. Çok memnun oldum. Hadi gerçekten. Kendine teşekkürler, sağ olun. Güzel görüşürüz. Bakın. Gece gündüz de kapı açarım. Hiç şey yapmıyorum. Teşekkürler, görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Haydi bay bay. Yolcu yolunda gerek. Hazırlandık, çıktık. Afrodisyas'a gidiyoruz. Burası Karacasu Meydan.
Buradan direkt Afrodisias'a giden servisler varmış otogar kısmında. Tatlı şirin küçük bir yer ya. Abi bunu yiyeceğiz mi? Yiyelim. Ben tabii ki de incir cevizli yiyeceğim. O kadar Aydın'a gelmişim, incir cevizli dondurma yemesem olmaz. Nasıl? Nice. Oğlum Aydın'da incir yenir, incir. Teşekkür ederim. Çok iyi ya. Yiyeceğim mi? Hızlı ve gezgin. İnsanlar görüp bakıyor. Kim bu deliler? Yani. Kim bu deliler? Harbiden durdu, baktı ve geçti. Yüzüme bir bakış attı ve gitti adam ya. Servisler var otogardan kalkan. Ama biz şimdi otostopla gideceğiz çünkü neden olmasın. Çevreye bakmak da güzel ya buradan. Çünkü yol gerçekten çok güzel. Su açılışını yapıyorum. Haydi hayırlı olsun. Haydi hayırlı olsun. Oh my god. Aa çok iyi ya. Çok iyi ya. Birazcık kısa mı? Ne kadar iyi geldi. Bilmiyorum içilir mi içinden de içilir bence ya. Kapanmaz. Dene. Şimdi antik kente giriş yaptım. Sadece müze kart geçerli. O yüzden müze kartınızı yanınıza almayı sakın unutmayın. Girişte bizi direkt lahitler karşılıyor. Buranın çok enteresan bir hikayesi var. Burası daha yeni bulundu. Yeni dediğim 1958 yılında tesadüfen bulunmuş bir antik kent aslında. Aragüler buraya Menderes Barajı zamanında geliyor ve açılış için fotoğraflar çekmek için geliyor. Ama bir süre sonra köyde hava karardıktan sonra ekip arkadaşlarıyla beraber bir köye sığınıyorlar. O köyde şu anda zaten antik kentin bulunduğu köy Geyre Köyü. Buraya geliyorlar ve fark ediyorlar ki köyde camilerde, kahvelerde, her yerde böyle antik sütunlar var. İnsanlar bildiğiniz lahitlerin üstüne ya da antik sütunların üstüne masalar koymuşlar, sehpalar koymuşlar ve üzerinde pişpirik oynuyorlar. Aragüler bunu görünce fotoğraflıyor ve bunu Türk basınında aslında sesini duyurmak istiyor ama ne yazık ki çok fazla ilgilenmiyorlar. Yabancı basına gönderdiğinde dünyaya yayılıyor ve buraya yabancı arkeologlar geliyor ve burayı keşfetmeye, kazı çalışmalarını yapmaya başlıyorlar. Ve fark ediyorlar ki burada bayağı büyük bir alanda Afrodisias antik kenti var. Şimdi keşfedeceğiz. Hatta çok kısa bir süre önce burada Zeus başı bulundu. Şu an hala temizlik aşamasında olduğu için onu şimdi göremeyeceğiz. Ama bulunduğu fotoğrafı sizinle paylaşacağım, videoya ekliyor olacağım. Girişteki lahitlerden sonra düz ilerlediğinizde müze var burada aslında. Ama ne yazık ki şu anda kapalı. O yüzden müzeyi gezemeyeceğiz. Şöyle iç tarafa doğru, antik kente doğru gideceğiz. Ama şu lahitlerin kabartmaları inanılmaz hoşuma gitti benim ya. Arkeolog şapkası. Nerede görsem tanırım. Hiçbir yerde tabela yok. Bir açıklama yazısı yok. Niye böyle ya bizim ülkemizde? Yani çoğu insan geliyor ama çok bir şey öğrenemeden, bunu burada öğrenemiyorsak gerçekten internetten öğrendiğimizde de aklımızda çok fazla bilgi kalmıyor. Kente ismini veren Afrodisias ilk bulunduğunda bu şekildeymiş. Sadece buradan bakabiliyoruz. Buranın rekonstrüksiyonu 1991 yılında yapılmış. Bu işçilik yani gerçekten çok başka bir şey ya. Böyle özellikle çok çok eski tarih yani tam olarak şu an bulunduğum nokta. Ya ileride bir stadyum var.
Ben onun sadece görselini gördüm. Kocaman. Afrodit Tapınağı'nın girişiydi şurası. Burada böyle büyük bir yeşil alan var. Burada da yaşamının 30 yılını bu antik kentin bulunmasına, gün ışığına çıkarılmasına adayan Profesör Kenan Erim'in mezarını da buraya koymuşlar. 1929 doğumlu, 1990'da hayatını kaybetmiş. Tabela ve bilgilendirici yazı eksikliğini görüyor musunuz? Çoğu zaman Türkiye'deki antik kentlere geldiğimde sütunlara ve taşlara bakıyor ve sadece bakıp geçiyor gibi hissediyorum. Çünkü ben arkeolog değilim, tarih bilimci de değilim. Düz bir vatandaşım, antik kent gezmeyi seven bir düz bir vatandaşım. O yüzden gelmeden önce illaki internetten araştırma yapıyorum. Ama çok kısıtlı bilgiler yazıyor. Sadece bulunduğu yıl yazıyor. Bir iki tane görsel oluyor, o kadar. Hani buraya geldiğimde daha fazla bilgi öğrenmek istiyorum aslında. Az önce gördüğümüz yer meclis binasıydı. Bu otlarla çevrili alan da eski atölyeler. Burada hem yeni heykeller yapılıyormuş hem de eski heykeller yeniden onarılıyormuş. Siyah beyaz heykeller bulunmuş burada ki bu da usta işçiliği gösteriyor. Siyah beyaz heykellerin yapımı daha uzun ve daha meşakkatliymiş. Burası da Hadrian hamamları. Aslında büyük bir kompleks. Burada girer girmez büyük bir antik havuz var. Hamamlar sıcak, ılık ve soğuk odalara ayrılmış. Yapıların amacı ise sıradan vatandaşlara saray lüksünü yaşatmakmış. Aslında bu hamam teknolojisi Roma'dan Araplara ve günümüzdeki Türk hamamlarına geçmiş. Harika bir stadyum görmeye hazır mısınız? İnanılmaz güzel. Milattan sonra 1. yüzyılda inşa edilmiş, koşu ve güreş gibi atletizm sporları için yapılmış bir stadyum. Şurası sonradan amfiteyatroya çevrilmiş bir dönemde. İnanılmaz güzel. Bayağı büyük. Burası da muhtemelen sporcuların stadyuma çıkmadan önce bekledikleri alan. Biraz dik. Çok iyi ya. Çok güzel. Harika biz. Şimdi çıktık antik kentten. Antik kentin tam karşısında bir tane köfteci var. Oraya geldik. Dün yorgunluğunu güzel köftelerle atacağım şimdi. Bayağı büyüktü. Gelirken şapka almayı unutmayın. Çok sıcaktı. Kendimi çok yorulmuş hissediyorum. Ama bayağı eğlendim. Özellikle stadyum benim çok hoşuma gitti ya. Gerçekten büyülendim. Hadi bana afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bye.